Geceniz hayır olsun efendim. Yeni bir gün, yine merdivende ekip arkadaşlarımızla birlikte sorularımızı paylaşmak için hazırız. İnşallah birlikte geçireceğimiz zaman dilimi hayra vesile olur. Ramazan'da zaman kıymetli, Ramazan'da zaman her gün özel ve hızla elimizden de kaymaya başlayan bu günler içinde efendim. Şöyle ibadetlerinizi yavaş yavaş bitirdiniz ya da bir dinlenme es zamanı koydunuz kendinize. O vakitte bize bir yer açarsanız sizinle birlikte, başta tabii Kur'an-ı Kerim olmak üzere, İslam genel bilgi kültürüne dair, siyer, peygamberler tarihi, İslam tarihi ve genel kültür sorularıyla sizinle birlikte yarışmak isteriz. Hem bir dinlenme vakti olsun, hem bildiklerimizi tekrarlama, hem bilmediklerimizi bu vesileyle dünyamızda şöyle bir, bunun üzerine belki bir okuyayım ya da araştırayım ya da dostumla, eşimle, arkadaşımla paylaşayım konusunda size bir şevk gayret versin duamızdır. Evet, saat 22 itibariyle hafta içinde her gün siz sevgili dostlarımızla, izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle merdivende sevgili dostlar soruları paylaşıyoruz. Çok kuralımız yok. 10 soru paylaşmak için hazırlandık her bir dostumuza ve bu 10 soruyu size ardı ardına yöneltebilmemiz için soruları ardı ardına doğru cevaplamanız gerekiyor efendim. Süreleri var. Soruların puan değeri var. 100'den başlıyoruz. 2'şer 2'şer atlayarak devam ediyoruz. 200, 300, 400, 500. Evet, biraz sonra soruları paylaşmaya başlayacağız. Nasıl katılabilirsiniz? 0312 alan kodumuz, 341-2040 telefon numaramız. Bir telefonla katılabilirsiniz. Hem soruları bizimle birlikte düşünürsünüz, hem dostlarımıza, izleyicilerimize, dinleyicilerimize ulaştırabilirsiniz diye hatırlatalım. Bu arada özellikle yayın akışımıza dair de bilgileri paylaşmaya gayret ediyoruz. Ta ki sizin için de izleme, dinleme konusunda bir geri bildirim olsun, ona göre zaman tanzimi yapın ve saat 18'in Babı Reyyan saati olduğunu öncelikle söyleyelim efendim. Her gün saat 18'de Hayri Akıncı hocamız Seyfettin Bulut ve Ali Çetinkaya'yı ağırlıyor. Çok özel bir program, kaçırmayın. Mehmet Bey, Mehmet Ataç, Mardin'e selam ediyoruz ve Mehmet Bey bugün ilk dostumuz bizimle yarışacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum efendim. 10 soru için yola çıkıyoruz, besmelemizi çekip Mardin'e selam edip ve ilk sorumuz efendim. Hemen yöneltiyoruz size. Soru şu, 100 puan. Namaz, oruç, hac, zekat, dua, zikir, tevbe, cihat, takva ve sabır gibi birçok güzel amelleri işleyen, kendini bu amellere adayan kişiye ne denir? A. Alim, B. Abid, C. Arif, D. Adem. B. Abid. Abid denir. Bunlar ibadetle her biri sıralanmış dediniz. Bakıyoruz Mehmet Bey. Evet, sesi gelmedi ama görüntü de geldi. Dostlarımız doğru cevabı Mehmet Bey'in verdiğini radyo dostlarımız için de hatırlatmış olalım biz. Abid istediğimiz kavramdı efendim. Hemen devam ediyoruz güzel cevabınızdan sonra. İkinci sorumuz, yine 100 puandayız ve sorumuz şöyle. Depremle ilgili kısa sure hangisidir? A. Zariyat, B. Fil, C. Zilzal, D. Kureyş. C. Zilzal. C. Zilzal'dir istediğimiz cevap diyor Mehmet Bey. Bakıyoruz efendim, doğru mudur? Zilzal suresine bir göndermeydi. Evet, gayet güzel. Devam ediyoruz. Şimdi üçüncü sorumuz efendim. Artık 200 puandayız. Ve sorumuz da şöyle. Bir peygambere inananlar ve semavi dinlere mensup kavimler topluluğuna ne ad verilir? A. Ümmet, B. Toplum, C. Cemaat, D. Aile. A. Ümmet. A. Ümmet burada istediğimiz cevaptır dedi Mehmet Bey ve dikkatli güzel bir cevap, yola devam ediyoruz efendim. Yine 200 puandayız ve dördüncü sorumuz olacak şimdi ve soru şöyle. Sert ve tartışmalı konuşmaya ne deniyor? A. Azarlama, B. Sinirlenme, C. Cedel, D. Öfke. C. Cedel. C. Cedel burada aradığımız cevaptır diyor Mehmet Bey. Sert ve tartışmalı konuşma cedeldir ve doğru bir ifadeydi efendim.
Şimdi beşinci sorumuz. Beşinci sorumuzda puan değeri 300 oldu. Hazreti İsa'nın 1000 yıllık bir zaman diliminde dünyayı yönetmek amacıyla geri döneceği bir dönemi ifade eden anlayışa ne ad veriliyor? A. Hidayet, B. Milenyum, C. Kıyamet, D. Mehdi. Yüz puanlık bir soru. Süreye lütfen dikkat edelim. C. Kıyamet. C. Kıyamet olur dediniz. Mehdiyet burada aradığımız kavram idi. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlar, dualar. Mardin'i bize yakın ettiniz. Merdivende yol arkadaşlığımızda, dostlarımızla sorularımızı paylaşmaya başladık. Yola düştük. Ardı ardına inşallah şimdi devam edeceğiz. Onar sorumuz var. Soruları bildiğiniz takdirde devam ediyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. Ve bu arada saat 18'de Babur Reyyan'ı hatırlattık. Yayın akışımıza dair de göndermelerde bulunacağız yine. İzmir'e geçeceğiz şimdi Mardin'den sonra. Yılmaz Bey, Yılmaz Aytekin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ve ilk sorumuz Yılmaz Bey. Biz teşekkür ediyoruz efendim, zaman ayırdınız. 100 puanlık ilk sorunuz. 5 vakit namazını sürekli olarak kılan kişiye ne ad veriliyor? A. Lahik, B. Miskin, C. Müfsit, D. Musalli. Müfsit. Dikkatli düşünün ve ilk cevabınız. Süreye lütfen dikkat. Müfsit. Bakıyorum cevabınız hangi şık? Müfsit, C şıkkı, müfsit olur diyorsunuz. Bakıyoruz efendim. Evet, D, musalli doğru olacaktı diye hatırlatıyor. Çok teşekkür ederim efendim. İzmir'e selam ederiz, dualar gönderiyoruz. Evet sevgili dostlar, merdivende soruları paylaşmaya başladık. Yol arkadaşlığımızda, dostlarımızla ardı ardına yarışıyoruz. Ve tabii ki yarışma heyecanı aynı zamanda şu... Artık yavaş yavaş günün yorgunluğunun geride kaldığı hem sahura hem de ertesi güne inşallah yeni bir oruçlu güne hazırlık yaptığımız bu vakitlerde bakalım sorularda neler var başka. Carullah Bey, Carullah Keçili, Afyon'dan bir dost. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyorum size de. Ve ilk sorumuz efendim merdivende 10 sorunun ilki 100 puan. Dert, hastalık, illet anlamlarında kullanılan terim hangisidir? A. Sıkıntı, B. Derman, C. Maraz, D. Keder. C. Maraz. C. Maraz cevabımızdır dedi Carullah Bey. Ve ilk dikkatli cevabınız efendim. 100 puanı aldık, hemen yola devam ediyoruz. İkinci sorumuzdayız. Ve merdivende Carullah Bey için ikinci sorumuz şu. Hangisinde şecaat kelimesinin manası yanlış verilmiştir? A. Kahramanlık, B. Kalp metinliği, C. Yiğitlik, D. Övünmek. B. Kalp metinliği. Kalp metinliği B şıkkı burada cevabımız olur dedi Carullah Bey. Bakıyoruz efendim. Aslında övünmek, evet farklı bir manadaydı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamlar, dualar gönderiyoruz size de. Evet, merdivende sorularımızı paylaşmaya başladık. Alan kodumuz 312-0312-341-2040 telefon numaramız ve Van'dan Burhan Bey, Burhan Işık bir dost. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Allah sizden razı olsun. Hayırlı akşamlar. Van'ı yakın ettiniz bize efendim. Hemen sorularımızı da paylaşmaya başlayalım. İlk sorumuz 100 puanlık soru şöyle. Cami ziyaretlerinde kılınan namaza ne ad veriliyor? A. Teheccüd, B. Tahiyyetül Mescid, C. İstihare, D. Mescid-i Nebevi. Tahiyyetül Mescid. Tahiyyetül Mescid olur. B şıkkı burada aradığınız evet. Cevap dedi Burhan Bey. Bakıyoruz efendim dikkatli doğru bir cevap. Devam ediyoruz şimdi ikinci sorumuz. Ramazan'da camileri ziyaret etmek için çok güzel bir zaman. 100 puanlık bir soru. Padişahlara mahsus büyük gösterişli çadırlara ne deniyor? A. Kevser, B. Cönk, C. Taksat, D. Otağ.
Otağ. Otağ D şıkkı aradığımız cevaptır diyor Burhan Bey. Tereddütsüz doğru bir cevaptı efendim. Devam ediyoruz. Şimdi 200 puana geçtik ve 3. sorumuz efendim. Savaşan iki tarafın karşılıklı istekleri sonucu çarpışmalara belli bir süre ara verilmesine ne deniyor? A. Sözleşme, B. Muhasara, C. Mübadele, D. Mütareke. Mütareke. Mütareke D şıkkı aradığımız cevap mı? Müdahale. Evet, mütareke doğru aslında efendim. Gayet ilk verdiğiniz cevap doğruydu. Mütareke. Evet, işaretlemeyi de yapmıştık ona göre. Peki, evet, devam ediyoruz efendim. Şimdi dördüncü sorumuz yine 200 puan. Hazreti Hacer, Hazreti İsmail'e su bulabilmek için hangi tepeler arasında gidip gelmiştir? A. Arafat Safa, B. Arafat Merve, C. Arafat Mina, D. Safa Merve. Evet. Safa Merve. Safa Merve. Cevabı 3 sorunuz da hep D şıkkında doğru cevaplar geldi efendim. Bakıyoruz doğru bir cevap ve devam ediyoruz. Şimdi 5. sorumuz. 5. sorumuzda artık 300 puana geçtik Burhan Bey ve soru şu. Namaza başlarken yani tekbir alırken elleri kaldırmanın hükmü hangisidir? A. Vacip, B. Sünnet, C. Farz, D. Mübah. Vacip. Vacip olur. A şıkkı burada cevabımız dedi Burhan Bey. Bakıyoruz efendim cevabımız. Evet, sünnet diye hatırlatıyor. Çok teşekkür ederim efendim. Bana selam ederiz dostlarımıza, hürmetler. Evet, merdivende soruları paylaşmaya devam ediyoruz ve İzmir Mehmet Aytekin Bey yine yol arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan. Hoş geldiniz efendim. Mehmet Bey. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İlk sorumuz sizin için ve 10 sorunun ilki 100 puanda. Orta yaşı geçen kişiler yeniden evlendiklerinde yakaladıkları mutluluk hangi sözle ifade edilir? A. Kara kış, B. İkinci bahar, C. Son final, D. Yaz yağmuru. İkinci bahar. İkinci bahar, B şıkkı aradığımız cevap diyor Mehmet Bey. Bakıyoruz efendim, öyle midir? Evet, öyledir. Süreyi de dikkatle kullandınız. Hemen yola devam ediyoruz ve ikinci sorumuz şimdi 100 puanlık şöyle. Direnç gösterme anlamına gelen kelime hangisi? A. Mukavemet, B. Muhkem, C. Mefhum, D. Menfur. Mukavemet. Mukavemet A şıkkı aradığımız cevaptır dedi Mehmet Bey. Bakıyoruz efendim, mukavemet gayet doğru anlamı karşıladı. Devam ediyoruz efendim, 3. sorumuzdayız ve 3. sorumuz 200 puanda. Zebur hangi kavme gönderilmiştir? A. İsrailoğulları, B. Medyen, C. Hanifler, D. İbrahimoğulları. İsrailoğulları. İsrailoğulları A şıkkı sorumuzun cevabı dedi Mehmet Bey ve doğru bir cevap oldu efendim. Devam ediyoruz şimdi 4. sorumuz ve 4. sorumuzda 200 puan. Allah yolunda bir işin karşılıksız, sadece Allah'ın rızası için yapıldığını ifade eden tabir hangisidir? A. Marifetullah, B. Fi sebilillah, C. Alimallah, D. Fesubhanallah. Alimallah. Alimallah, C şıkkı aradığımız cevaptır diyor Mehmet Bey. Bakıyoruz efendim. Fi sebilillah, evet. Doğru cevap olacaktı Allah yolunda harcama. Teşekkür ediyoruz efendim. İzmir'e tekrar selam ettik ve merdivende yol arkadaşlığımızda dostlarımızdan gelen telefonlar. Aynı zamanda bakalım Manisa'ya bir selam vakti geldi şimdi. Ömer Bey, Ömer Arslan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok teşekkür ediyorum efendim. Size de inşallah besmelemizi çektik, yola çıktık. İlk sorumuz 100 puanlık ve soru şu efendim. İnek en fazla kaç kişiyle kurban edilebilir? A 7, B 9, C 1, D 3. A 7. A 7, fıkhi bir hüküm dedik. Bakıyoruz doğru mudur cevabımız? Dikkatli doğru bir cevap. Bayramlar yaklaştığına göre konular da gündemimizde olmalı evet, zaten. Evet, evet. Evet efendim. Hemen ikinci sorumuz. 100 puanlık yine ikinci sorumuz. Ve soru şu. 9 tekbir ve 2 rekat olarak kılınan namaz hangisidir? A bayram, B cuma, C teravih, D cenaze. A bayram. A bayram olur cevabımız diyor Ömer Bey. Bakıyoruz efendim öyle midir?
Evet, dikkatli, güzel bir cevap. Devam ediyoruz efendim. Şimdi üçüncü sorumuzdayız. Artık 200 puandayız. Ve sorumuz, bakalım gelsin ekranımıza, şöyle. Kuşluk namazı kaç rekat olarak kılınamaz? A9, B8, C4, D2. Bu çok güncel olmayan bir soru fakat ben A şıkkı diyeceğim. A şıkkı diyeceğim dediniz. Bakalım efendim cevabı, kuşluk namazı kaç rekat olarak kılınamaz? Evet, dikkatli, güzel bir cevap oldu efendim. Devam ediyoruz. Şimdi dördüncü sorumuz. Yine 200 puandayız ve soru şu. Mahkemece verilen kararın yasa ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yola ne deniyor? A. Tebligat, B. Temyiz, C. İlam, D. Tertip. Bir kavram. Hangisi? İncelenmesini sağlayan derken, yani tebligat bildiğim kadarıyla karşı tarafa yapılan tebliğ. Temyiz ise üst mahkemeye gitmesi. İlam, kuyu açık. C şıkkı diyeceğim. C şıkkı olur, ilam olur dediniz. Bakıyoruz efendim. Evet, temyiz olsaydı doğru olacaktı diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olasınız. Bizimle birlikte yol arkadaşlığı yaptınız. Dostlarımıza da ulaştırdık sizinle sorularımızı. Mardin'e tekrar bir selam vakti ve Merve Bilici. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız şu özel ve kıymetli zaman diliminde. Sizinle birlikte biz de soruları paylaşmaktan memnunuz efendim. İlk sorumuz sizin için 100 puanla başlıyoruz. Kolaydan zora doğru. Bir kimse karanlık, ürkütücü ve ıssız bir yerden geçerken korkmamak için genellikle ne yapar? A. Bayılır. B. El çırpar. C. Islık çalar. D. Öksürür. C. Islık çalar. C. Islık çalar dediniz. Bakıyoruz efendim. Buna dair deyimler, atasözleri var. Evet, gayet güzel hatırladınız. Yola devam ediyoruz. İkinci sorumuz. Yine 100 puandayız efendim. Ve merdivende şimdi ikinci sorunuz. Doktorların vücudu dinlemek için kullandıkları alete ne isim veriliyor? A. Steteskop. B. Teleskop. C. Otoskop. D. Projektör. A. Steteskop. Steteskop olur dediniz. Bakıyoruz efendim Merve Hanım. Doğru mudur cevabımız? Evet, doğru. Dikkatli bir cevap. Allah bütün hastalara şifalar versin, doktorlarımıza da, sağlık çalışanlarına da kolaylıklar. Şimdi üçüncü sorumuz, 200 puana geçiyoruz artık. Ve sorumuz şöyle, haritada Melbourne ve Sydney şehirlerinin yerini bulmak için hangi kıtaya bakmalıyız? A. Afrika, B. Amerika, C. Avustralya, D. Avrupa. C. Avustralya. C. Avustralya. Olur bunun cevabı dedi Merve Hanım. Bakıyoruz öyle midir? Öyle, dikkatli bir cevap. Şimdi dördüncü sorumuz efendim. Yine 200 puandayız ve sorumuz da şu. Uluviyet sahibidir, bütün rütbeler ondandır, yüceler yücesidir anlamına gelen esma hangisidir? A. Alim, B. Adl, C. Azim, D. Ali. Esma. B. Ali. Tekrarlar mısınız? Diyarbakır, D. Ali. D. Ali dediniz. Peki, bakıyoruz efendim. Duymakta zorluk çektim, kusura bakmayın. Doğru bir cevap ve yola devam ediyoruz. Şimdi beşinci sorumuz. Ve beşinci sorumuz, 300 puan artık. Uhud Savaşı kaç yılında olmuştur? A. 624, B. 625, C. 628, D. 627. B. 625. B. 625 aradığımız cevap diyor Merve Hanım. Dikkatli bir cevaptı ve yola devam ediyoruz efendim. Şimdi altıncı sorumuz ve altıncı sorumuzda 300 puan. Son anında sultanım Allah ile olacak zamandır demesine Yavuz Sultan Selim'in hiddetlenip sen bizi bunca zamandır kiminle bilirdin dediği şahıs kimdir? A. Derviş Paşa, B. Hasan Can, C. Ahmet Paşa, D. Sinan Paşa. B. Hasan Can. Hasan Can, B şıkkı burada aradığımız cevap diyor Merve Hanım. Dikkatli, güzel bir cevap oldu efendim. Devam ediyoruz. Şimdi 7. sorumuza geçtik ve artık 400 puandayız. Osmanlı hangi olayla gerileme devrine girmiştir? A. Sokollu'nun ölümü, B. Yaş Antlaşması, C. Karlofça Antlaşması, D. Meşrutiyetin ilanı. D. Meşrutiyetin ilanı. Meşrutiyetin ilanı
gerileme devrine girişi bize hatırlatır dedi Merve Hanım. Öyle midir efendim? Karlofça burada doğru cevap olacaktı. Çok teşekkür ederiz. Selamlar, dualar gönderiyoruz efendim. Sevgili dostlar, Ramazan bir Kur'an ayı malumunuz ve Kadir Gecesi'nde duaları yapılmak üzere 60 şerifler okunuyor, cüzler alınabiliyor. Aklınızda bulunsun ve bu konuda hatırlatmalarda hem programcılarımız devam ediyor hem ekranlarımızda. Özellikle bu hatırlatma daima bir Kur'an ayına yakışır güzellikle. İnşallah Kur'an'la yakınlığımızı ziyadeleştirsin duasıyla paylaşılıyor. Aklınızda bulunsun. Fikriye Hanım, Fikriye Keçili, Aydın'dan dostumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Size de hayırlı akşamlar. Fikriye Hanım, ilk sorumuz efendim. 100 puanla başlıyoruz elbette ve soru şu. Dinin hükümlerini, namaz, oruç ve benzeri farzları inkar etme halini ifade eden kelime hangisidir? A. Küfür, B. Münafık, C. Günah, D. Kafir. D. Kafir. D. Kafir olur buradaki cevabımız dedi. Bakıyoruz Fikriye Hanım'ın cevabı doğru mudur? İlk sorunun cevabı küfür, evet, onun içinde olanları ifade eden tabir olarak aklınıza geldi. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlar, dualar gönderiyoruz ve dostlarımızla birlikte merdivende soruları paylaşmayı sürdürüyoruz efendim. 0312 341 2040 telefon numaramız. Telefonla yarışıyoruz ve telefonla hem mesafeler yakınlaşıyor hem kalpler birbirine yakınlaşıyor. Aynı zamanda unuttuklarımızı hatırlama, bildiklerimizi tekrarlama ve zamanı değerlendirmede belki hem es vererek, dinlenerek, bir nebze eğlenerek soruları gündeme alma gayreti var merdivende ekip arkadaşlarımızla. Buna mukabil ayırdığınız zaman için özellikle teşekkür ediyoruz. Ve Ayşe Hanım, Ayşe Çakı, Niğde'den bir dostumuz. Hemen hoş geldiniz diyoruz efendim. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Niğde'ye selam ediyoruz efendim. Sağ olasınız. Selam. Ve ilk sorumuz Ayşe Hanım sizinle 100 puanla başlıyoruz tabii ki. İlk sorumuz da şöyle olacak. Bekanın zıddı nedir? A. Mebde, B. Fena, C. Ebediyet, D. Münteha. C. Ebediyet. C. Ebediyet olur bekanın zıttı dedi Ayşe Hanım. Zıttı. Evet, evet. Yarışma heyecanı çok normal efendim. Yeniden bekliyoruz inşallah. Niğde'ye selam ederiz. Dualar gönderiyoruz efendim. Ve Kur'an ayı Ramazan dedik. Kur'an'la ilgili hatırlatmamızı yaptık. 03 gece sevgili dostlar aklınızda bulunsun. Nedir? Tabii ki seherler ve sahurların saati. Bugün Mehmet Kapıkoya hocamız misafir. Oktay Coşkun yine birbirinden güzel soruları yöneltecek dostlarımız ve hocamız cevaplarını verecek inşallah. Nafize Hanım, Nafize Şenol İzmir'den. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Size de hayırlı akşamlar. İzmir'e selam ediyoruz tekrar ve ilk sorumuz 100 puan. Hemen başlıyoruz efendim. 10 sorumuzu ardı ardına yöneltelim inşallah. Hangisi? Kur'an-ı Kerim'de bir surenin ismi olup kıyametten sonra bütün insanların bir araya toplanmaları manasına gelir. A. Mürselat, B. Haşr, C. Naziat, D. Kıyamet. B. Haşr. B. Haşr'dır kavram ve sure dediniz. Doğru bir cevap efendim. Gayet güzel yola düştük. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz yine 100 puandayız. Ve Nafize Hanım, ikinci sorumuz şöyle. Hezeyan kelimesi ne anlama gelir? A. Deprem, B. Toprak kayması, C. Düş kırıklığı, D. Saçmalama. C. Düş kırıklığı. C. Düş kırıklığı olur bunun cevabı dedi Nafize Hanım. Öyle olur mu? Soruyoruz efendim. Bakıyoruz. Evet, saçmalama karşılığıydı aslında tam. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlar, dualar gönderiyoruz ve merdivende dostlarımızla birlikte yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyoruz. Saat 23 itibariyle de bugün aklınızda bulunsun. Doktor Faruk Çaykar hocamız stüdyoda ve bağlantıyla kimle? Mehmet Keskin hocamızla inşallah görüşecek ve 4 Ramazan'ın 4 Perşembe gecesinde Mehmet Keskin hocamızla diğer programlarda inşallah hocamız aynı zamanda stüdyoda olacak. Hayırla sağ selamet döndükten sonra inşallah özellikle hatırlatalım efendimizi konuşacaklar. Sivas'a selam gönderiyoruz. Gül Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Evet şimdi
10 puan, 100 puanla başlayacağız pardon ama 10 sorumuz var efendim. Ard ardına yöneltelim size ve ilk sorumuz şöyle olsun. İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu. İki yüzlülük. Hangisidir? A. Dalkavukluk. B. Kibir. C. Riya. D. Cehalet. C. Riya. C. Riyadır karşılığı dediniz. Bakıyoruz efendim, öyle midir? Dikkatli, güzel bir cevap. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Devam ediyoruz şimdi ikinci sorumuz efendim. Ve ikinci sorumuz şöyle, 100 puandayız yine. Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay şehirlerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve kültürel bölge hangi adla anılıyor? A. Yedi Göller, B. Rumeli, C. Menderes, D. Çukurova. D. Çukurova. Çukurova aradığım cevaptır diyor Gül Hanım. Bakıyoruz efendim, öyle midir? Evet, gayet doğru bir cevap. Şimdi üçüncü sorumuz. Ve üçüncü sorumuzda artık 200 puandayız ve sorumuz da şöyle. Peygamber Efendimiz İslam dinini kaç yıl gizli olarak tebliğ etmiştir? A 4, B 5, C 1, D 3. 3 yıl. 3 yıl D şıkkı. Burada istediğimiz cevap diyor Gül Hanım. Bakıyoruz efendim, doğru, dikkatli bir cevap, tebliğin zahmetli yılları. Ve şimdi dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda 200 puandayız yine. Dış uyarılara hiçbir cevabın alınmadığı derin şuur kaybına ne deniyor? A. Lenfoma. B. Şok. C. Koma. D. Hafıza kaybı. C. Koma. C. Koma bunun karşılığıdır ifadenin dedi Gül Hanım. Bakıyoruz efendim, öyle midir? Öyle, dikkatli bir cevap ve yola devam ediyoruz. Şimdi beşinci sorudayız, artık 300 puana geçtik efendim. Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı emrine uymaya mecbur eden, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan manasındaki güzel ismi hangisidir? A. El-Muksit, B. El-Mecid, C. En-Nafi, D. El-Cebbar. El-Cebbar. D şıkkı El-Cebbar aradığımız cevap diyor Gül Hanım. Bakıyoruz efendim, dikkatli, güzel bir cevap oldu yine ve devam ediyoruz. Altıncı soruya geçtik efendim. Altıncı soruda yine 300 puandayız. Nehirlerin taşıdığı topraklara ne isim veriliyor? A. Alüvyon, B. Delta, C. Nebula, D. Kıstak. A. Alüvyon. Alüvyon cevabımız olur dedi Gül Hanım burada bu soru için. Bakıyoruz efendim, cevabımız alüvyon mudur? Öyledir elbette. 8. soruya geldik. Gayet iyi gidiyoruz ve 8. sorumuz 400 puan olacak efendim. Şiirlerin en kalabalık ekolü, çok özür dilerim. Şiirlerin en kalabalık ekolü aşağıdakilerden hangisidir? A. Zahiri, B. İsmailiye, C. Caferi, D. Zeydiye. Caferi. Caferi C şıkkı aradığımız cevaptır diyor Gül Hanım. Bakıyoruz efendim, doğru mudur? Evet, Şiilerin en kalabalık ekolü, soruyu doğru okumak konusunda hakkınızı helal edin. Sizi bir an şaşırttıysam. Devam ediyoruz, yeni bir soru ve şimdi 400 puanlık 8. sorumuz. 40 sene hükümdarlık yaptığı beldede Kudüs'ü hükümetin merkezi yapan ve Ermenistan'ı fetheden peygamber kimdir? A. Hazreti Elyasa, B. Hazreti Zülkif, C. Hazreti Davud, D. Hazreti İlyas. Hazreti Davud. Hazreti Davud C şıkkı sorumuzun cevabıdır diyor Gül Hanım. Peygamberler tarihinden dikkatli bir cevap oldu ve devam ediyoruz efendim. Şimdi 9. sorumuzdayız. Ve 9. sorumuz artık 500 puandayız. Hangisi Hazreti Ömer döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerdendir? A. Kıbrıs'ın fethi, B. Hakem olayı, C. Basra'nın kuruluşu, D. Endülüs'ün fethi. Hangisi Hazreti Ömer? Endülüs'ün fethi. Endülüs'ün fethi, D şıkkı burada cevabımız diyor Gül Hanım. Bakıyoruz efendim, 9. sorumuzdayız. Cevabımız Basra'nın kuruluşu olsa doğru olacaktı. İslam tarihinde şöyle bir
ziyaret, gezinti, zihnen, hayalen. Çok teşekkür ederiz efendim. Gayet güzel yarıştık. Bir başka gün yeniden yol arkadaşlığı yapmak isteriz. Merdivende dostlarımızla soruları paylaşmayı sürdüreceğiz ve Kayseri'ye bir selam verelim. Mehmet Bey, Mehmet Kuparan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. 10 sorunun ilki Mehmet Bey ve Kayseri'yi bize yakın ettiniz bu arada. İlk sorumuz 100 puan efendim. Türkiye ile birbirlerini iki devlet tek millet olarak gören, Hazar Denizi'nin batısında yer alan ve başkenti Bakü olan ülke hangisidir? A. Pakistan, B. Gürcistan, C. Azerbaycan, D. Kırgızistan. C. Azerbaycan. C. Azerbaycan olur cevabımız dedi Mehmet Bey. Bakıyoruz efendim, doğru, dikkatli bir cevap ve yola devam ediyoruz. Yine 100 puandayız ve şimdi ikinci sorumuz olacak. Tan yerinin ağarmasından güneş doğuncaya kadar olan zaman hangi namazın vaktidir? A. Öğle namazı, B. yatsı namazı, C. gece namazı, D. sabah namazı. D. sabah namazı. D. sabah namazı. Bunun karşılığıdır dedi Mehmet Bey. Dikkatli, güzel bir cevap efendim. Devam ediyoruz, şimdi üçüncü sorumuzdayız. Ve 200 puana geçtik artık yeni bir soruyla birlikte. Yüzeyi camsı bir maddeyle kaplanmış metal eşyaya ne deniyor? A. Granit, B. Emaye, C. Porselen, D. Çelik. D. Çelik. D. Çelik olur cevabımız dedi Mehmet Bey. Bakıyoruz efendim, granit, emaye, porselen ve çelik içinde emaye doğru cevap olacaktı. Çok teşekkür ederim efendim. Hürmetler ve dualar gönderiyoruz Kayseri'ye. Ve 0312 341 2040 telefon numaramız sevgili dostlar. Dostlarımızla birlikte soruları paylaşıyoruz. Merdivende yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ve 10 sorumuz var, ard ardına yönelteceğiz. Ta ki siz soruları doğru cevapladığınızda bir diğer soruya geçebilmek için gayretimizi sürdürüyoruz. Fuat Bey, Fuat Aslan İzmir'den dostumuz. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Saatlerimiz 22.35 bu arada. Fuat Bey, size 10 sorunun ilki olarak efendim 100 puanlık şu soruyu yönlendiriyoruz. Hemen dostlarımızla birlikte düşünüyoruz aynı zamanda. Hangisi? Tabii. Divan edebiyatı ile Türk halk edebiyatında meşhur bir aşk hikayesinin kahramanıdır. A. Ferhat, B. Romeo, C. Fuzuli, D. Aşık Veysel. A. Ferhat. Ferhat olur cevabımız dedi Fuat Bey. Bakıyoruz efendim, ilk sorumuzun ilk doğru cevabı. Tebrik ediyoruz. Şimdi ikinci sorumuz ve yine 100 puandayız. İkinci sorumuz edebiyattan sonra bakalım hangi alandan olacak. Oğuz boylarından biri olup Osmanlı Hanedanı'nın mensup olduğu boy hangisi? A. Dodurga, B. Çavdar, C. Kayı, D. Keykavus. C. Kayı. C. Kayı aradığımız cevap diyor Fuat Bey. Bakıyoruz efendim doğru mudur? Evet, dikkatli, güzel bir cevap. Üçüncü sorumuzdayız ve 200 puana geçtik. Yeni bir soru merdivende. Bir devinimin, bir gücün, bir davranışın derecesine ne deniyor? A. Korku, B. Titreme, C. Gerilim, D. Şiddet. Bir kavram sorusu. Dikkatli düşünün ve süreye lütfen dikkat edin. Şiddet doğru cevap olacaktı. Zaman konusunu da hatırlatıyor özellikle süremiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlar, dualar. Özellikle ilk katılan dostlarım saklı olarak heyecanlanabiliyorlar. Bu arada eğer ekibiniz varsa, mesela aile fertleri, mesela dostlar, yol arkadaşları, onlarla birlikte yarışıyorsanız bu da bir güzellik. Biz zaten ekiplerin birlikte yarışmasından memnun olduğumuzu, hele de bu Ramazan, güzel Ramazan gecelerinde buna vesile olmak ne kadar bahtiyarlık, bunu özellikle belirtelim efendim, altını çizerek. Mardin'e tekrar bir selam verelim. Musa Bilge bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Kolay gelsin diyelim ve ilk sorumuz 100 puanlık ve sorumuz şöyle efendim. Danışılan kişiler topluluğuna ne denir? A. Kurum, B. Komisyon, C. Şura, D. Kurul. Ceyhan Şura. C. Ceyhan Şura olur cevabımız diyor Musa Bey. Bakıyoruz doğru, dikkatli bir cevap ve ikinci sorumuz için hemen yola devam ediyoruz. Yine 100 puandayız ve sorumuz da şöyle. Hadise ne demektir? A. Söz, B. Zaman, C. Geçmiş, D. Olay. D. Olay.
D olay bu kelimenin karşılığıdır dedi Musa Bey. Bakıyoruz doğru bir cevap ve hadise olay diye kullanıyoruz daha ziyade artık günümüzde ve devam ediyoruz efendim. Üçüncü sorumuz. 200 puana geçtik yeni bir soruyla birlikte. Ödenmiş veya ödenecek hesapları gösteren belgeye ne isim veriliyor? A. Makbuz, B. Dekont, C. Fatura, D. Fotokopi. C. Fatura. C. Fatura olur cevabı sorumuzun dedi Musa Bey. Bakıyoruz. Dekont olsa doğru olacak diye hatırlatıyor ekranımızda. Çok teşekkür ederiz efendim. Mardin'e tekrar selam ediyoruz. Ne güzel dostlarımızla birlikte yol arkadaşlığı yapmak. Ve 0312 341 2040 telefon numaramız. Ramazan gecelerinde, hafta içinde her gün siz sevgili dostlarımızla merdivende sorulardan yola çıkarak yine bir gündemimiz var. Sizleri de davet ediyoruz. Bir telefon kadar da yakın olduğumuzu ifade ediyoruz. Hafta sonunda tabii ki açıl susam açıl var sevgili dostlar. Ve genç arkadaşlarımızla, çocuklarımızla yarışıyor Elif Nazlım hocamız. Kaçırmayın diye hatırlatalım. Hafta sonu zaten hem okullarda bir tatil dönemi de gelecek. Hem de Ramazan güzelliğini çocuklarımızla nasıl yaşadığımızı, nasıl cıvıl cıvıl ve latif ifade ettiklerini, Elif hocamızın da onlarla nasıl mesut bahtiyar olduğunu yine takip ederiz inşallah. Vakıf Aslan, Bursa'dan dostumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar. Ve ilk sorumuz... Sağ olun efendim. Size de hayırlı Ramazanlar. İlk sorumuz Vakıf Bey, 100 puanlık bir soru ve soru şu. Sözünden veya kararlarından dönmeme. Bir işi sonuna kadar sürdürme anlamına gelen kelime hangisidir? A. İtaat, B. inat, C. Kanaat, D. Sebat. Sebat. D. Sebat olur cevabımız diyor Vakıf Bey. Bakıyoruz efendim. Sebat mıdır? Evet, sebattır karşılığı ve devam ediyoruz. Şimdi ikinci sorumuz. Yine 100 puandayız ve sorumuzun hemen yöneltelim. Aşağıdakilerden hangisi 4 büyük melekten biridir? A. Zebani, B. Azrail, C. Malik, D. Kiramen Katibin. Soruyu anlamadım. Bir daha sorar mısın? Hangisi 4 büyük melekten biridir? Zebani, Azrail, Malik, Kiramen Katibin. Dört büyük. Azrail olur. Azrail Aleyhisselam. B şıkkı doğru mudur? Bakıyoruz efendim. Cevabımız doğru. Dikkatli bir cevap oldu. Evet. Azrail Aleyhisselam yol arkadaşlarının en güzeli. Ruhumuzu teslim alacak bir melek. Büyük meleklerden. Ve şimdi yeni bir soru efendim. 200 puandayız. Üçüncü sorumuz. İlmin kalkanı bilmiyorum demektir diyen mezhep imamı kimdir? A. İmam Nesai, B. İmam Şafii, C. İmam Malik, D. İmam Şarani. Soruyu bir daha alabilir miyim? Tabii ki. İlmin kalkanı bilmiyorum demektir diyen mezhep imamı. İmam Nesai, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Şarani. İmam Şafii. İmam Şafii B şıkkı aradığımız cevap diyor Vakıf Bey. Öyle midir? Bakıyoruz efendim cevabımıza. Evet, İmam Malik özellikle hatırlatılıyor. Her birisi birbirinden kıymetli. Zaten güzide insanlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Bursa'ya selam ediyoruz. Bize yakın ettiniz o güzel diyara. Ve bugün için son yarışmacımız diye hatırlatalım hem. Siirt'e bir selam vereceğiz. Hatice Hanım, Hatice Seyhan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Size de iyi akşamlar efendim. Bu güzel gecede sizinle yol arkadaşlığı yapmak latif ve ard ardına 10 soruyu yöneltmek istiyoruz size. Hatice Hanım, ilk sorumuz 100 puan ve soru şu. Cefa çekmiş, üzüntüye katlanmış anlamına gelen kelime hangisidir? A. Mazlum, B. Vefakar, C. Cefakar, D. Yardımsever. C. Cefakar. C. Cefakar olur cevabımız diyor Hatice Hanım. Doğru, dikkatli bir cevap oldu efendim. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz. Yine 100 puandayız ve soru şu. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da nokta noktadır hadisinde. Boşluğa ne gelmeli? A. Oruçtur. B. Namazdır. C. Zekattır. D. Az konuşmaktır. A. Oruçtur. A. Oruçtur hadisine bir gönderme dediniz. Bakıyoruz efendim.
Gayet doğru ve devam ediyoruz. Şimdi üçüncü sorumuzdayız. Artık 200 puana geçtik ve soru şu. Gerçekte yeri olmayan, gerçekte var olmayan ancak zihinde tasarlanan anlamındaki kelime hangisi? A. Reel, B. Sanal, C. Rasyonel, D. Nominal. B. Sanal. B. Sanal dedi. Hatice Hanım bakıyoruz. Sanal'la ilgili türlü türlü rivayeti çıktığı bir zamanda yaşayan birisi olarak doğru bir cevap. Devam ediyoruz efendim. Yeni bir soru. Yine 200 puandayız. Soru şu. Kişilerin haya ve edep dairesinde bulunup doğruluk, dürüstlük ve ahlaki değerlere bağlılık üzere yaşamalarına ne deniyor? A. Fıtrat, B. İffet, C. Gurur, D. Dirayet. B. İffet. B. İffet denir dedi Hatice Hanım. Doğru bir cevap ve devam ediyoruz efendim. İnsanı güzelleştiren şeylerden biri ve yeni bir sorumuz. 300 puandayız, 5. soru. Kur'an'da temelleri takva üzere kurulan mescit olarak adlandırılan yer hangisidir? A. Mescid-i Haram, B. Mescid-i Nebevi, C. Kıbleteyn Mescidi, D. Kuba Mescidi. B. Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi, B şıkkı burada istediğimiz cevap diyor Hatice Hanım. Kuba Mescidi. Evet, doğru bir hatırlama olacaktı. Çok teşekkür ederiz efendim. Dualar gönderiyoruz ve selam ediyoruz size. Bugün son dostumuzdu, yol arkadaşımızdı. Selamlar gönderdik. Ve de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tabii ki tablomuzda görelim. Yol arkadaşlığımızda, dostlarımıza, onların huzurunda, sizin huzurunuzda onlara ve hepinize teşekkür edelim. Gül Hanım bugün 2000 puanla bitirdi yarışmayı. Birinci olarak Merve Hanım, Merve Bilici 1200 puanla, Mehmet Bey, Mehmet Ataç 600 puanla, Burhan Bey, Burhan Işık 600 puanla ve Hatice Hanım, Hatice Seyhan 600 puanla bitirdiler. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Hem zaman ayırdığınız için, yol arkadaşlığı yaptığınız için, dostlarımıza duyurmaya vesile olduğunuz için ve gerçekten Ramazan günleri kıymetli. Bu kıymetli günlerde bizimle birlikte geçirdiğiniz zamana inşallah hayırlar, güzellikler taksın Mevla diyelim. Ve gece yayınımızda seherler ve sahurları hatırlatalım. 03 itibariyle karşınızda olacak. Aynı zamanda biraz sonra yayın akışımızda Faruk Çaykara, Doktor Faruk Çaykara hocamız, Mehmet Keskin hocamızı ağırlayacak. Bugünlük uzaktan bağlantıyla ve Mehmet Keskin hocamızla Efendimiz'i konuşacaklar. Bugünlere çok ihtiyaç var elbette. Efendimizin her halini örnek almaya aşkımızı, şevkimizi ziyadeleştirecek bir program olacaktır. İlginizi, bilginizi sunalım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Onlarla birlikte yayın daha da güzel. Ve dostlarımızın hepsine, izleyicilerimize, dinleyicilerimize hürmetler, dualar gönderiyoruz. Ramazan gibi bir Ramazan olsun inşallah. O güzel günlerden birisi olsun. Bugün Cuma gecesi aynı zamanda hayırlı mübarek olsun. Hayırlı sahurlar ve hayırlı iftarlar. Yarın tekrar inşallah hayırla kavuşalım. Allah'a emanet olunuz.